Merhabalar değerli Radyo Denge dinleyicileri. Yepyeni bir günde, yepyeni bir gönül defterinden programında daha sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. Değerli dostlar, programımızda sizler de artık takip edenler biliyor mutlaka. Her hafta farklı bir konuyu ele almaya çalışıyoruz. Sizlerle o konuyla ilgili hasbihal ediyoruz inşallah. Bugün gönül defterimizin sayfalarındaki notlarımız arasında duayı ele alalım istedik. Dualarımıza bakalım. Neden dua etmeliyiz? Nasıl dua etmeliyiz? Ya da yeterince dua ediyor muyuzu konuşalım. Sizlerle bu konuyu paylaşalım istiyoruz inşallah. Hatta bu konuyu hazırlarken sizlere mikrofon uzatalım istiyoruz. Bakalım dua ile ilgili neler söylenecek? Bir kulak veriyoruz. Duaya muhtacız. Çünkü Rabbimiz bizim için yardımı olmasa hiçbir işimiz yolunda gitmez. Dua Müslümanın kalkanıdır. Her zaman dua ederim. Çünkü her an Rabbime ihtiyaç duyduğumun bilincindeyim. Evet, gördüğünüz üzere mikrofonumuzu uzattığımız kişiler, gençler de var aralarında. Güzel şeyler söylediler duayla ilgili inşallah. Allah insanı yarattı ve imtihan etmek için dünyaya gönderdi. Dünya hayatı her şeyin yolunda gittiği bir yer değildir bildiğimiz üzere dostlar. Bunun için de yaratılmadı zaten. İnişleri ve çıkışları var. Zorluk ve kolaylıkları, darlık ve genişlik zamanları, bütün özellikleriyle çocukluk, gençlik, ihtiyarlık dönemleri var. Allah ömür verdiği müddetçe yarışıyoruz ve görüyoruz bu dönemleri her birimiz. Üstelik insan bu dünyaya gönderilip kendi haline bırakılmış, terk edilmiş ya da unutulmuş da değil. Aksine imtihan çok çetin dostlar. Dünya hayatı varlık yolculuğunun en önemli duraklarından bir tanesi. Çünkü bu durak yolculuğun bundan sonraki kısmını belirleyecek bir imtihan yeri olarak düzenlendi de ondan. Burada insanın en mühim meselesi hakiki imanı elde edip edememekte toplanıyor. Ancak mesele sadece bununla da bitmiyor dostlar. İman ettikten sonra bedeniyle, malıyla, çoluk çocuğuyla, nefsiyle her an karşılaştığı her durumla imtihan ediliyor, imtihanın içinde bulunuyoruz dostlar. Varlıkla ve yoklukla imtihan ediliyor insan. Sıhhatle ve hastalıkla imtihan ediliyor. İyilikle ve kötülükle imtihan ediliyor. Bu imtihanlar aynı zamanda olaylar karşısındaki itikadı, sabrımızı, metanetimizi ve Allah'ın emir ve yasakları karşısındaki tavırlarımızı da ölçüyor. Gücü ve iktidarı sınırlı bir varlık insan. Hepimiz biliyoruz, bunun farkındayız zaten. Aciz, zayıf, çaresiz, aceleci ve ihtiyaç sahibiyiz dostlar. Buna rağmen arzu ve hayallerimiz de olabildiğince geniş.
ama yine de karşılaştığımız her durumla ilgili yardıma muhtacız. Kendi kendimize yetemiyoruz bir kere. Kendi bedenimize bile söz geçirebilme imkanından yoksunuz dostlar. Yani insan ister mi hiç dişinin ağrımasını ya da ne bileyim dizinin ağrımasını, bir sıkıntı çekmeyi, ayakları hiç yürümesin ister mi? Bir ama düşünelim, gözleri görmesin ister mi? Ama gözüm görsün istiyorum artık dediğinde görmeye başlayabiliyor mu? Ya da bu ağrıyı istemiyorum dediğimizde o ağrı geçip gidiyor mu, bizi terk ediyor mu? Kendi bedenimize bile söz geçirebilme imkanından yoksunuz dostlar. Bedenimizi kontrol edemediğimiz gibi çevremizde meydana gelen olayları da kontrol edemiyoruz. Bir yere kadar, bir dereceye kadar. Bunun için de her durumda yardıma ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu bir başına üstesinden gelemediği durumlarla ilgili yardım çağrılarına da dua diyoruz dostlar. Dua, yalvarmak, niyazda bulunmak, çağırmak, seslenmek, yardım istemek, muhtaç olduğunu dile getirmek demek. Allah insanın bu halini önemsiyor ve bu halden dolayı bize değer veriyor. Furkan suresi 77. ayette Rabbimiz de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, yalanladığınız için azap yakanızı bırakmayacaktır buyurmaktadır. Yine bir başka ayette, bana dua edin ki duanıza icabet edeyim diyor ve kullarını dua etmeye, acziyetlerinin farkına varıp kendisinden yardım istemeye teşvik ediyor Rabbimiz. Bunun için de duayı her vaktin ibadeti olacak ve insanın kendisiyle arasındaki yolu devamlı işler kılabileceği bir yakarış olarak belirtiyor. Diğer ibadetlere baktığımızda ibadetlerin belirli zamanlarının olduğunu görürüz. Namazın muayyen vakitlerde kılınması gibi. Yani ikindi ezanı okunmadan, ikindi ezan vakti girmeden ikindi namazını kılamayız mesela. Akşam ezanı okunmadan orucumuzu açamayız mesela. Orucun belli bir zamanı var, haccın belli bir zamanı var, namazın belli bir zamanı var, hatta kurbanın belli bir zamanı var. Ancak genel manada dua için herhangi bir vakit ayrılmış, özel bir vakit tahsis edilmiş değil dostlar. İnsan ne zaman isterse, hangi durumda, hangi şartlarda olursa olsun dua edebilir. Bütün varlık aleminin sahibi ve her şeye gücü yeten Rabbimize halimizi istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde, istediğimiz ses tonuyla, ister sesli, ister sessiz ulaşabilir, halimizi arz edebiliriz. Bir kul için inanılmaz müthiş bir şeydir bu durum aslında dostlar. Öyle değil mi? Yani özel bir vakitte olsaydı her zaman dilekçe veremezsiniz. Değil mi? Bir devlet dairesine gidiyoruz. Belli bir saatten sonra zaten kapısı kapanıyor. Ya da belli bir saatten önce kapılar hiç açık olmuyor. Dilekçeyi de belli bir zamanda verebiliyoruz. O yetkili kişiyle de belli bir zamanda görüşebiliyoruz. Ama Rabbimiz her ne durumda olursan ol. Ne zaman istersen. Hangi kıyafetle olursan ol. El pençe divan durmadan seni muhatap alan, bizi muhatap alan bir merci var dostlar. Ve o merci öyle bir merci ki en yetkililerin bile yetkilisi. Ve o merci en yetkili, en etkili bir merci diyebiliriz. Böyle bakınca muhteşem bir durum olduğu
çok aşikar değil mi dostlar? Hele içinde bulunduğumuz zamanlarda, paranız varsa, makam mevkiiniz varsa, kariyeriniz varsa, kılığınız kıyafetiniz düzgünse, değerimizin daha çok olduğu, öyle davranıldığı zamanlarda yaşıyoruz. Giyim kuşamımıza göre itibar gördüğümüzü de hatırlarsak, Rabbimizin bizi muhatap kabul etmesi sonsuz, tarifsiz bir güzellik bizim için dostlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan yaratıcı, her şeye muhtaç kullarını dua etmeye, sadece kendisine yönelmeye ve sadece kendisinden bir şeyler istemeye teşvik ediyor. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyuruyor. Dua ibadettir. Dua kul olmaktır. Röportajlarda da mikrofonda da söyledi değil mi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz? Duaya muhtacız dediler. Dua Allah ile konuşmaktır. Bu nedenle kul hayatının her anında yanında yüce yaratıcıyı hissetmek istiyorsa samimiyet zırhı ile dua etmeli, Rabbine yakarmalı, ondan istemelidir. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz, siz kabul edileceğine inanarak Allah'a dua ediniz buyurmaktadır. Yani Rabbimiz bizlerden samimi dualar beklemektedir dostlar. Ona yalvarmamızı, isteklerimizi ondan istememizi beklemektedir diyebiliriz. Yine Bakara suresi 186. ayette, şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki dost doğru yola gidebilsinler buyuruyor Rabbimiz. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç kişinin duaları muhakkak reddedilmez. Birincisi adil yönetici. İkincisi iftar edinceye kadar oruçlu kişi. Üçüncüsü de mazlumdur demiştir. Rabbim duası kabul olan kullardan olmamızı nasip etsin inşallah. Dua bir ibadettir dedik dostlar. İbadete karşılık muhakkak sevap vardır. O zaman sevabımızı Rabbimizden umarak halisane niyetlerle dua etmeliyiz. Ki Efendimiz dua ibadetin beynidir yani başıdır buyurmuşlardır. Yine Efendimiz dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırla karşılığını görür yahut ahirette mükafat görür buyurmuştur. Yani dua her halükarda kazançtır diyebiliriz. Ne dedi Efendimiz? Üç şeyden sebeplenir dua eden. Ya günahı affolur veya hemen hayırla duasının karşılığını bulur ya da eğer hani bazen deriz değil mi dostlar? Dua ediyorum, ediyorum, kabul olmuyor. Ama biz duamızın ne zaman karşılık geleceğini bilmiyoruz ki. Eğer bugün karşılığını görmüyorsak, ahirette mükafatını da görebiliriz. Sonucu hemen olmasa bile mutlaka dua kazanç demektir diyebiliriz. O halde duayı ihtiyaç bilmek, dua etmenin zevkine varmak ilahi bir lütuftur. Nisa suresi 103. ayette Rabbimiz Allah'ı ayaktayken, otururken veya yan yatarken zikredin buyuruyor. Yani bize sınırlı zaman tanımamış, şekilcilikten uzak, istediğimiz gibi en yetkili merciye istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde ulaşma hakkı tanımış Rabbimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim.
Bir de dostlar, duanın kabul edildiği zamanlar ve duası kabul olunan insanlardan bahsediliyor değişik kaynaklarda. Mesela cuma günü yapılan dualar, aslında bunların sebebinin şöyle olduğunu düşünüyorum naçizane. Bizlere dua etmek için hani bir nevi dua edin, boş durmayın, işte değişik zamanları kullanın diye teşvik bir nevi. İşte cuma günü yapılan dualar, hatta cuma günü öyle bir vakit var ki o vakitte yapılan dualar geri çevrilmez buyuruluyor. Şimdi yani bizim hepimiz cumaya ulaştıysak inşallah o günü güzel geçirmemiz, güzel değerlendirmemiz için bir nevi bize yol gösterici bir cümledir, bir teşviktir diyebiliriz. Sonra babanın evladına yaptığı dua geri çevrilmez deniyor. Yani buradaki amaç da nedir? Hem babayı dua etmeye sevk ediyor, hem evladı anne babasının rızasını kazanan evlatlar olması için bir öğüt var içerisinde. Diyor ki evlada, babanın duasını al evladım. Ne güzel değil mi dostlar? Babanın duasını alan bir evlat güzel bir evlattır, hayırlı bir evlattır. Hem anne babasına hayırlıdır, hem çevresine faydalıdır, hem Allah'ın rızasını kazanmak için namzet bir insandır. Her hal ve şartta karlı bir sonuç elde edilir. Hastanın veya misafirin duası kabul edilir deniyor. Burada da ne var yine? Bizi hastayı ziyaret etmeye teşvik, hastaya yardımcı olmaya teşvik var. Yine misafirin duası kabul ediliyorsa işte misafir ağırlamaya bir teşvik söz konusu. Yani aslında baktığımızda hep insanlarla ilişkinin, insanlarla iletişimin çok önemli olduğunu görüyoruz. Sonra yolcunun duası kabul olur deniliyor. Yani yolculukta ne var? Bir meşakkat var, bir sıkıntı var. Zor durumdaki insanın bir hele de bir başkasına yapacağı dua inşallah kabul olacaktır. Aslında Rabbimiz bizim her an ondan istememizi bekliyor dostlar. Her an onunla iletişim kurmamızı istiyor. Acizliğimizi fark etmemizi istiyor. Farkında olmamızı istiyor. Aslında biz çok aciziz. Bunu da fark ediyoruz zaman zaman. Ya gerçi her zaman fark etmemiz gerekir ama biz daha çok zorda kaldığımızda, darda kaldığımızda belki daha çoklukla fark ediyoruz. Bizim aciz olduğumuzun farkında olmamızı ve kendisine iltica etmemizi istiyor dostlar. Dikkat edilirse duaya teşvik var burada. Saydığımız maddelerin her birinde duaya teşvik söz konusu. Hemen her fırsatı, durumu değerlendirmek için bizlere imkanlar sunulmuş. Rabbim duaları kabul olunan insanlardan olmamızı nasip etsin. Duayı elden bırakmamayı nasip etsin bizlere. Rabbim rızasından ayırmasın diyelim dostlar. Değerli dostlar, kısa bir aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Denge Radyo'da Gönül Defteri'nden programındasınız. Bugün programımızda duayı konuşuyoruz sizlerle. Birinci bölümde duanın önemi üzerinde durduk. Duayı ele aldık. Bu bölümde de konumuza devam edeceğiz inşallah. Bir başka açıdan da bakacağız duaya. Müslümanın çalışmasının dua olduğu ve dualarımızın nasıl olması gerektiği üzerinde de duralım istiyoruz inşallah. Dua dedik, şimdi soralım sizlere. Dua önemlidir elbette ancak bazen sadece dua etmek yeterli olur mu diye. Ne cevap verirsiniz? Çalışmadan istersek, gayret etmeden ümit edersek, tedbir almadan beklersek doğru olur mu dostlar? Biz elimizden geleni yapmadan, çaba harcamadan sadece dua ile işi çözebilir miyiz? Bir öğrenci düşünün, yarın sınavı var. Akşam otursun, keyfini yapsın. Ne bileyim, telefonuyla oynasın, televizyonunu izlesin, müziğini dinlesin. Yatarken bir güzel dua etsin. İhlasla, samimiyetle dua etsin. Allah'ım yarınki sınavında başarılar ver diye. Sadece böyle dua etmek doğru olur mu dostlar? Hangi konuda olursa olsun,
Ne dersiniz? Elbette şöyle diyeceksiniz. İnsan elinden geleni yapmalı, sonra sonucunu beklemeli. Dediğinizi duyar gibiyiz. Diyelim bir iş yapacağız. Bir projemiz var. Ne bileyim bir yolculuğa çıkacağız. Bir sınava gireceğiz. Hiçbir çaba harcamadan dua etmek ve başarılı olmamız mümkün olmayacaktır elbette. Ya da sağlık problemimiz oldu. İlaçları kullanmadan veya gerekiyorsa işte doktora gidip doktor dedi ki ameliyat olman gerekiyor. Operasyon geçirmeden, ameliyatı olmadan sadece dua ile çözüm pek olası değildir elbette. Tabii ki dua edeceğiz, tabii ki duaya sarılacağız ama önce tedbirimizi alacağız, önce kurallarını yerine getireceğiz, ondan sonra duayla Rabbimizden yardım talep edeceğiz inşallah. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün dostlar. Rabbimiz Necm suresi 39. ayette ve insan başkasının değil sadece kendi çabasının karşılığını görecektir buyurmaktadır. İnsanın değerini, niyetini, sorumluluk şuuru ve gayreti belirler dostlar. Bunlardan da önce ilim gelir diyor bir makalesinde yazar Arpat. Yani bize düşen önce tedbir alıp çalışmak, elimizden geleni yapıp daha sonra dua etmektir. Rabbim ben elimden geleni yaptım. Sonucu nasip edecek olan sensin ya Rabbi dememiz gerekir. Buradan bakınca da Müslümanın çalışması duadır diyebiliriz zannediyorum dostlar. Çünkü çalışmak fiili duadır. Bir amaca ulaşmak için, bir işi başarmak için, evimizin rızkını temin için, belki insanlara iyilik yapmak için, salih ameller işlemek için çalışmak gerekir. Çalışıp çabalamadan bu saydıklarımızın hiçbirini başarmamız mümkün değildir. İşte bu çalışmaların amacında Allah rızası varsa yaptığımız bütün faaliyet ve işler dua ve dolayısıyla da ibadet hükmünde olacaktır inşallah. Yeter ki biz Allah rızasını dileyelim, yeter ki Rabbimizden isteyelim. Hatta burada belki şöyle de denebilir öğrencilere. Şimdi bir öğrenci düşünün. Ders çalışmadan yarın sınavları kazanabilmesi mümkün mü? Değil elbette. Yarın diyelim ki doktor olmak istiyor, insanlara faydalı olmak istiyor. Öğretmen olmak istiyor, insanlara bilgi öğreten olmak istiyor. Yani bir sürü bunu çoğaltabiliriz. Mühendis olsun, hangi meslek sahibi olursa olsun. İnsanlara faydalı olmak için bugün bu okulu okuması gerekiyor, bu derse çalışması gerekiyor. Eğer niyetini alırsa derse ki Rabbim ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Bugün bu dersimi çalışacağım ki yarın sınavlarda başarılı olacağım ve gelecekte insanlara faydalı olacak şu mesleği yapacağım diyerek dersinin başına oturursa ben inanıyorum ki o dersi de inşallah Allah'ın izniyle ibadet hükmünde olacaktır. Hiçbir şeye muhtaç olmayan yaratıcı, her şeye muhtaç olan biz kullarını dua etmeye, sadece kendisine yönelmeye ve yalnızca kendisinden istemeye teşvik ediyor. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyuruyor. İsteyin diyor Rabbimiz. Bize düşen de isteyin diyen Rabbimizden, kainatın sahibinden istemek olmalı elbette. Peki isteyeceğiz istemesine de nasıl istemeliyiz? Nasıl isteyeceğiz? İsterken neler söyleyeceğiz dostlar? Duanın şekil ve adabı, söylenen sözlerin bir üslubu olmalı diyebiliriz bu noktada. Mesela sevdiğimiz ya da bize yardımı dokunan birine en çok ettiğimiz dua nedir dostlar? Ne dersiniz?
Allah ne muradım varsa versin. Çok söyleriz değil mi? Ya da Allah gönlüne göre versin. Çoğunlukla böyle dua ederiz. Bunu hemen hepimiz yapıyoruzdur, yapmışızdır illaki. Böyle dua edersek aslında onun gönlüne hoş bir dokunuşta bulunduğumuzu düşünüyoruz değil mi? Oysa onun gönlünde neyin olduğunu ve gönlünde olanın kendi hayrına olup olmayacağı hakkında hiçbir fikrimiz var mı dostlar? Yok, belki murat ettiği şey hiç de meşru değil. Belki gönlünde olan hakkında hayırlı olmayacak. Bunu bilmeden biz iyi niyetle söylüyoruz ancak sonucun nereye gittiğinin farkında olamayabiliyoruz. Karşımızdaki için hayır dilemiş olmayabiliyoruz. Ya da bazen ne deriz? Allah bütün dualarını kabul etsin. Allah bütün dileklerini nasip etsin deriz. Bu duada ilginç olabiliyor zaman zaman dostlar. Oysa bütün dua ve isteklerimiz bizim için hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Allah uzun ömürler versin deriz. Bu dua da aynı şekilde uzun ömür hayırlı mı, bizi cennete mi, cehenneme mi götürecek, uzun ömürde garantimiz var mı, iman garantisi bunu bilmiyoruz dostlar. Hatta zaman zaman Allah bir daha evlat acısı yaşatmasın deriz. Yine madalyonun diğer yüzünde Allah evlat acısı yaşatmasın varsa Allah bütün evlatlarını anne baba acısı yaşatsın manasına da gelmiyor mu tersinden baktığımızda cümleye? Allah muhafaza. Bazen Allah seni bildiği gibi yapsın deriz. Ya da benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana 10 katını versin deriz. Ya da dendiğini duyarız. Kendimizi ve söylediklerimizin ne anlama geldiğini sorgulamak yerine dualarımızın neden kabul olmadığını sorguluyoruz dostlar. Dua ifadelerinde duanın özü bulunmalı. Yani kulun aczi, fakri ve çaresizliği yer almalı. Yaratıcıya isim ve sıfatlarıyla yönelip onun yardımına duyulan ihtiyaç ifade edilmeli. Ondan talep edilen her ne ise bu net bir şekilde belirtilmeli ve talep edilen şeyin kendi dünya ve ahireti için hayır olması, hayra dönüştürülmesi istenmeli ve bu talep net olmalıdır dostlar. Ve istenilen şeylerin dünya ve ahiret için hayırlı olması talep edilmelidir. Yoksa duada talep edilecekler noktasında belirsizlik olmaz, olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden birçok dua örneği var. Allah bu ayetlerle aslında kullarına nasıl dua etmelerini öğretmektedir. Bizlere de sadece açıp bakmak, onları öğrenmek ve yeri geldiğinde uygulamak düşüyor aslında. Hastalandığımızda Hazreti Eyyub'un duasını, sıkıntı anında Hazreti Yusuf'un dualarını, Hazreti İbrahim'in dualarını unutmamamız gerekiyor ya da açıp okumamız, öğrenmemiz ve bu şekilde dua etmemiz doğru olandır diyebiliriz zannediyorum dostlar. Elhasıl zihnimizi berraklaştırdıktan sonra sözlerimizi de netleştirmeli ve bir kul edası içerisinde yaratıcımızın büyüklüğüne sığınarak hakkımızda hayırlı olmanı vermesini dilemeliyiz. İsra suresi 11. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi kötünün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir buyuruyor. Nerede? İsra suresi 11. ayette.
Yani buradan şunu görüyoruz dostlar, değil mi? Deminden beri söylediklerimizi bu ayet özetledi bir bakıma. İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de, aslında kim kötülüğün gelmesini ister? Elbette kimse istemez. Ama hiç farkında olmadan bazen ağzımızdan çıkan bir söz, bazen ağzımızdan çıkan bir dua yanlış yerlere gidiverebiliyor, Allah muhafaza. Şimdi dua ile ilgili konuşurken dostlar, sizler de biliyorsunuz artık, hele de programımızı takip edenler mutlaka biliyorlar. Biz hemen her programımızda mutlaka az da küçük de olsa bir hikaye paylaşmak, bir kıssa paylaşmak istiyoruz sizlere. Güzel de olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de dua ile olunca konumuz, dua ile ilgili benim de çok sevdiğim bir hikaye var. Onu sizlere paylaşmak istiyorum, okumak istiyorum, anlatmak istiyorum inşallah. Allah insanların duasını işitir diye bir hikayemiz var. Onu birlikte paylaşalım inşallah. Ruhunun nefes aldığını hissettiği sohbetlerden birinden çıkmıştı. Çıkar çıkmaz soğuk hava yüzüne çarptı. Ama onun zihni hala az önce okudukları bir cümleye takılı kalmıştı. Allah insanların duasını işitir ve onlara cevap verir. Onlarla konuşur denmişti sohbette. Dalgın bir halde arabasına bindi. Anahtarı kontağa sokmadan önce, soğuğa aldırmadan birkaç dakika daha bu konuyu düşündü. Nasıl? Bu soru ruhunun derinliklerinden gelip zihnini bir bulut gibi kaplıyordu adeta. Nasıl? Onun her şeyi duyabileceğinden zerre kadar şüphesi yoktu. Ama yine de dualara nasıl karşılık verdiğini zihni bir türlü kavrayamıyor. Sonunda cevabı bulmayı zamana bırakmayı düşünüyordu ki birden içinden bir ses, bunu neden bir dua vesilesi yapmıyorsun dedi. Sahi ya, onun elinden gelen dua etmekten başka ne olabilirdi ki? Yüksek sesle Rabbine seslendi. Allah'ım, senin her kulunun kalbinden geçen arzulardan bile haberdar olduğunu biliyorum. Benim bu dileğimi de elbette duyuyorsun ya Rabbi. Lütfen duaları nasıl duyduğunu ve onlara nasıl cevap verdiğini bana öğret, göster ya Rabbi dedi. Arabayı çalıştırdı ve ruhen rahatlamış bir halde evine gitmek üzere yola koyuldu. Ana caddede ilerlerken birden garip bir duygu doğdu kalbine. Bu duygu arabayı durdurup bir kutu süt almasını söylüyordu. İçinden bir ses sanki dur bir kutu süt al diyordu. Önce kulak asmadı ve arabasını sürmeye devam etti. Ama aynı duygu bu defa güçlü bir şekilde benliğini sardı. Bunun Rabbinden kendisine gönderilmiş bir işaret, bir mesaj olabileceğini düşünerek dedi ki durup bir süt alayım bakayım ne olacak yani, içindeki ses sanki dur süt al diyordu. Bu çok da zor bir sınav gibi görünmüyordu zaten. Arabadan inip bir kutu süt alacaktı, o kadar. Öyle de yaptı ve yeniden yola koyuldu. Ana caddeden arabasını sürmeye devam ederken bir ara sokağın ağzından geçiyordu ki içindeki ses bu defa ona o sokağa sap. Önce sokağa geçti ama duygu kuvvetlendi. O ara sokağa sapmasını istiyordu içindeki ses. Sokak o döndü, geri döndü ve sokağa girdi. Sokaktan ilerledikçe binaların görünümü değişiyor ve iki katlı binalar yerlerini tek katlı derme çatma barakalara bırakıyordu. Birkaç ev daha geçtikten sonra bu sefer içinden bir his orada durmasını istedi. Arabayı sağa çekti, etrafına bakındı. Burası tam anlamıyla bir gecekondu mahallesiydi. Ve evlerin çoğunun ışığı sönmüştü. Belli ki sabah erkenden işe gidecek insanlar yataklarına çoktan girmişti bile. O bunları düşünürken yüreğinin sesi bu defa ona şu emri verdi. Git ve sütü sokağın karşısındaki yeşil evde yaşayan insanlara ver.
genç adam eve baktığında onun pencerelerinden de diğerleri gibi ışık gelmediğini gördü. Bu anlamsız bir şey diye düşündü bir an kendi kendine. Bu evin insanları yataklarında uyuyorlar ve onları uyandırdığım takdirde ben aptal durumuna düşeceğim. Ama içinden gelen ses git o sütü ver diyordu ısrarla. Tereddüt etti uzunca zaman. Sonra aynı akşam ettiği duayı hatırladı. Ve bunun bir işaret olabileceğine kanaat getirdi. Arabasından çıktı. İsterlerse bana aptal gözüyle baksınlar dedi. Bu eğer bir emirse Rabbim bana duayı nasıl kabul edildiğini öğretecekse bu içimden gelen sese uyacağım dedi. Sokağın karşısındaki eve gitti ve zili çaldı. İçeriden koşuşturmalar, gürültüler geldi. Kimsin, ne istiyorsun dedi içeriden bir erkek sesi. Konuşması aksanı farklıydı. Ama söyledikleri anlaşılabiliyordu. Buyurun dedi. Ev sahibine sütü uzattı adam. Bunu size getirdim. Adam sütü aldığı gibi içeri koştu. Daha sonra koridorun öteki ucunda odadan çıkan bir kadın mutfağa doğru hızlıca gitti. Onu izleyen adamı kucağında bir bebek ve ağlayan bir bebekti bu. Adam yarı ağlayarak, yarı konuşarak şunları söyledi. Şehre geleli 2 ay oluyor. Hala iş bulamadım. Dostun, ahbabın yardımlarıyla bugüne kadar geldik. Ama bugün bebeğimize süt alacak paramız dahi yoktu. Sürekli dua ediyordum. Allah'ım bize ne olur bu yavrumuza bir süt nasip et gönder diye. Mutfaktan kadının sesi geldi bu sırada. Onun söylediklerini anlayamadı adam. Çünkü onun aksanı ve dili başka bir dildi. Kocası onun sözlerini genç adama tercüme etti. Ondan bize de süt göndermesi için dua ediyorum sabahtan beri dedi. Genç adam cüzdanındaki bütün parayı çıkarıp zorla adamın eline tutuşturdu. Ve adama bundan sonra onun için hep dua edeceğini ve bir iş bulabilmesi için elinden geldiğince yardımcı olacağını söyledi. Kelimeler boğazında düğümlenince döndü, arabasına bindi. Bu defa onun gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Artık Allah'ın kullarının dualarına nasıl duyduğunu, nasıl cevap verdiğini, onlara nasıl karşılık verdiğini daha iyi anlamıştı. Evet dostlar, yeri göğü tutan dua. Duanız olmasa siz ne işe yarardınız diyor değil mi Rabbimiz? Yaratıcımızın büyüklüğüne sığınarak hakkımızda hayırlı olanı vermesini dilemeliyiz dostlar. Bu arada Hud suresinde ve Nem suresinin Hud suresi 47. Nem suresi 19. ayetlerde güzel bir dua var, dualar var. Onlarla inşallah yavaş yavaş programımızı sonlandıralım diliyoruz. Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum. Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et. Amin diyoruz. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren,
sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana.